Asperger sendromu veya Asperger otizm spektrum bozukluklarından biridir. Asperger'li her birey bu sendromdan farklı şekillerde etkilense de çoğu diğer insanlarla ilişki kurmakta zorlanır. Bunun nedeni sosyal iletişim ve etkileşimle ilgili sorunlar yaşıyor olmalarıdır. İletişim ve etkileşimle ilgili sorunlar derken neyi kastettiğimizi daha iyi anlamak için buraya birkaç çizim yapalım. Evet. Bir yüz çiziyorum bu yüz mutlu bir yüz olsun. Şimdi diyelim ki bu kişiyle bir konuşma halindesiniz ve bu kişinin gülümsemesi birdenbire tersine dönüp hoşnutsuz bir ifadeye dönüşüyor. Bu size bu konuşmada geçen belki sizin söylediğiniz veya yaptığınız ya da o kişinin o sırada aklına gelen bir şeyin bu kişiyi mutsuz ve rahatsız ettiğine ve suratını asmasına neden olduğuna dair bir ipucu verebilir. Fakat söz konusu olan Asperger'li biri ise konuştuğu kişinin yüz ifadesi bu şekilde değiştiğinde bunu fark etmeyebilir bile. Çünkü Asperger'li kişiler yüz ifadeleri veya jestler gibi sözel olmayan davranışları kullanmakta ve anlamakta güçlük çeker. Ve konuşmaya hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler. Çünkü bu değişim onlara karşılarındaki kişinin mutsuz olduğunu anlatmaz. Şimdi buraya birini daha çizelim. Diyelim ki bu kişi geçerken "Günaydın" deyip el sallıyor ve gülümsüyor. Asperger'li biri bu jeste aynı şekilde "Günaydın" deyip el sallayarak karşılık vermesi gerektiğini fark etmeyebilir. Bu ona yapılması gereken bir şeymiş gibi gelmeyebilir. Asperger'li biri bunu gerekli bir tepki olarak görmeyebilir. Bu durumu sosyal ve duygusal karşılıklılıkta güçlük şeklinde tarif ediyoruz. Ve Karşılıklılık dediğimiz şey, bir önceki videoda da değindiğimiz gibi, adı üstünde, bir şeye karşılık vermek anlamına geliyor. Mesela bu durumda, dostane bir selama karşılık vermek. Sosyal ve duygusal karşılıklılığı karşılıklı bir konuşmadaki fikir alışverişi gibi düşünebilirsiniz. Bu diğer insanlarla konuşabilmemizi ve etkileşebilmemizi sağlayan şeydir. Asperger'li kişilerse bu konuda bir hayli sorun yaşar. Şimdi son bir resim daha çizelim. Diyelim ki az önce yağmur yağmış ve gökyüzünde çok güzel bir gökkuşağı var. Siz bunu gördüğünüzde muhtemelen bu manzarayı çevrenizdeki birilerine gösterip paylaşmak istersiniz. Oysa Asperger'li biri ilgi çekici veya eğlenceli bir şeyi başka biriyle paylaşmak yönünde böyle anlık bir istek duymaz. Yani onlar ilgilerini çeken, kendilerini heyecanlandıran şeyleri veya başarılarını başkalarıyla paylaşmaz. İşte bu iletişim ve etkileşim sorunu Asperger'in en önemli özelliklerinden biridir. Ve bu saydıklarımız da Aspergerli birindeki iletişim ve etkileşim sorununun açığa çıkabildiği bazı örnekler. Asperger'in bir diğer önemli özelliği de kısıtlayıcı ilgi alanları ve tekrarlayıcı davranışlardır. Kısıtlayıcı ilgi alanlarından kastımızı daha iyi anlayabilmek için yine bir grafik çizelim. Bu grafik birkaç farklı aktiviteye karşı duyulan ilgiyi göstersin. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Y eksenimiz ilgi düzeyini temsil etsin. Yani bu eksende ne kadar yukarı çıkarsak ilgi düzeyimiz o kadar artıyor. X eksenimize de birkaç aktivite yerleştirelim. Pembe renk ortalama bir çocuktan beklediğimiz ilgi düzeyini temsil edecek. Asperger'li bir çocuktan görebileceğimiz ilgi düzeyini ise yeşille göstereceğiz. Evet, aktiviteleri sıralayalım. Okuma olsun, resim çizmek olsun, bir şey daha olsun. Ne olsun? Legolarla oynamak olsun. İşte şimdi bu aktivitelere göz atacağız. Okumayı çocukların çoğunun seveceğini bekleriz o halde okuma çubuğu ta buralara kadar gelsin. Bu ortalama bir çocuktan bekleyebileceğimiz ilgi düzeyi. Resim çizmeyi daha bile çok çocuğun seveceğini bekleyebiliriz. O halde çizim çubuğu daha da yüksekte olsun. Ve ortalama bir çocuğun legolarla oynamayı hemen hemen resim çizmek kadar seveceğini bekliyoruz diyelim. O halde lego çubuğu çizim çubuğuyla aynı yükseklikte olsun. Şimdi Aspergerli çocukların genelde yapmayı çok sevdiği bir veya iki aktivite olur. Bayılırlar o aktivitelere. Ama diğer aktivitelere hemen hiç ilgi duymazlar. Mesela Aspergerli bir çocuk okumaya pek ilgi duymuyor diyelim. Okumayı sevmiyor. Gördüğünüz gibi ilgi seviyesi Ortalama bir çocuktan beklediğimiz seviyenin çok aşağısında. Bu çocuk resim çizmeyi de hiç istemiyor olsun, çizim çubuğu da güdük kaldı. Ama diyelim ki Lego'larla oynamaya bayılıyor. Mümkün olsa vaktinin tamamını Lego'larla oynayarak geçirecek. Çok seviyor Lego'ları. O kadar ki ilgi düzeyi ortalama bir çocuktan bekleyeceğimiz ilgi düzeyinin çok üstünde, daha buralarda. Yani evet. Asperger'li her çocuk birbirinden farklıdır ve farklı aktivitelere farklı seviyelerde ilgi duyar ama genellikle karşılaştığımız tablo gördüğünüz gibidir. Bir veya iki aktiviteye karşı kısıtlı bir ilgileri vardır ama diğer hiçbir şeye ilgi duymazlar. Böylece kısıtlayıcı ilgi alanları derken neyi kastettiğimizi de görmüş olduk. Gelelim tekrarlayıcı davranışlara. Tekrarlayıcı davranışlar, oyuncakları sıraya dizmek veya vücudun belli kısımlarını tekrar tekrar hareket ettirmek gibi davranışları kapsar. Asperger'li kişilerde bu tür davranışları sıklıkla gözlemleriz. Asperger'i teşhis ederken sendromun bu ana bulgularından faydalanıyoruz. Asperger teşhisini doğrulamamızı sağlayabilecek bir kan testi veya beyin taraması ne yazık ki mevcut değil. Dolayısıyla Sadece bu davranışsal bulgulara dayanarak hareket edebiliyoruz. Bunu yapmak için de genellikle ebeveynlere sorular soruyor ve Aspergerli olduğunu düşündüğümüz çocuğun diğer insanlarla etkileşimini gözlemliyoruz. Mesela göz teması kuruyorlar mı? Veya sözel olmayan imalara başvuruyorlar mı? Ona bakıyoruz. Konuştukları kişilerin vücut dilindeki veya ses tonundaki değişiklikleri algılıyorlar mı? Tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen onlarla oyun oynayıp oyuncaklarını bize göstermek veya bizimle paylaşmak isteyip istemediklerini kontrol ediyoruz. Kendilerine veya ebeveynlerine ilgi alanlarını soruyoruz ki bu grafikteki gibi kısıtlayıcı bir durum var mı anlayalım. İşte bu tür soru ve gözlemler Asperger bulgularını tespit etmemize yardımcı oluyor. Şimdi bu noktada şunu merak ediyor olabilirsiniz. Önceki videolarda değindiğimiz otizm spektrum bozukluğuyla Asperger arasında ne fark var? Çünkü otistik bozukluğa dair videoları izlediyseniz ya da herhangi bir şey okuduysanız veya duyduysanız burada tarif ettiğimiz duruma çok benzediğini fark etmiş olmalısınız. Bu iki bozukluk birbirine çok benziyor olsa da Asperger'i otistik bozukluktan farklı kılan önemli bir özelliği var. Asperger'li çocuklar dilsel veya entelektüel gelişim konusunda herhangi bir gecikme yaşamıyor. İlk kelime gibi dilsel kilometre taşlarının hiçbirini kaçırmıyorlar. Diğer yandan bu otistik bozukluğu olan çocukların ebeveynleri tarafından ilk fark edilen şeylerden biri oluyor. Ebeveynler çocuklarının dilsel kilometre taşlarını kaçırdıklarını veya gelişmeleri gerektiği gibi gelişmediklerini fark ediyor. İşte Asperger'li otistik bozukluk arasındaki büyük farklardan biri bu. Ve tahmin edebileceğiniz gibi Asperger'li çocukların dilsel gelişiminde hiçbir görünür gecikme olmadığı için bir çocuğun Asperger'li olduğunu anlamak ve teşhis koymak da hiç kolay olmuyor. Erken yaşta teşhis etmesi daha zor olduğu gibi tam tanıyı koymak da epey bir vakit alabiliyor. Asperger'li çocukların birçoğunda durum ancak çocuk okul gibi zorlayıcı bir sosyal ortama sokulduğunda anlaşılabiliyor. Konu Asperger'in teşhisine gelmişken şu noktanın altında çizmem gerekiyor. Teşhis koymakta kullandığımız en önemli kılavuz kitaplardan biri olan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı veya kısa adıyla DSM adlı kitap birkaç yıl önce yeni baskısında önemli değişiklikler geçirdi. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri ise Asperger'i başlı başına bir teşhis olmaktan çıkarttı. Biz şu anda DSM'in 5. versiyonunda yani DSM 5'teyiz. Bir önceki versiyon olan DSM 4'te bir kişiye birkaç otizm spektrum bozukluğu teşhisinden biri konabiliyordu. Bunlar Asperger, otistik bozukluk, çocukluğun dezintegratif bozukluğu veya yaygın gelişimsel bozukluktu. Yani bir kişiye bu bozukluklardan birinin teşhisi konabilirdi. Ama DSM-5 ile birlikte tüm bu bozuklukları birleştirip otizm spektrum bozukluğu başlığı altında incelemenin daha doğru olacağına karar verildi. Bu tek spektrumun otistik bozukluğa sahip kişilerde gördüğümüz farklı varyasyonları daha iyi karşılayacağı düşünülmüştü farklı kriterlere sahip çok sayıda ayrı bozukluk olmasındansa tüm bozuklukların tek bir spektrum üzerine yerleştirilmesi daha mantıklı bulundu. DSM-5'te durum böyle. Yani DSM-5'te Asperger bir teşhis olarak yer almıyor. Tek bir bozukluk var, o da otizm spektrum bozukluğu. Son olarak teşhis ister Asperger, ister otizm spektrum bozukluğu olsun Yönetme yolları birbiriyle çok benzerdir. Asperger'i yönetmek için herhangi bir ilaç veya belirli bir plan yoktur. Sendroma sahip herkes birbirinden çok farklı olduğu için yönetim planları arasında da büyük farklar söz konusudur. Yönetimin esas amacı Asperger'li çocuğun iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmeye çalışmasını sağlamak. Bunun için de çocuğun ebeveynlerini, aile bireylerini ve öğretmenlerini gerekli ortamı yaratmaya teşvik etmektir. Çocuk sosyal becerilerini geliştirmeye çalışırken ona yardımcı olmak amacıyla anne baba çocuğu konuşma sırasında gösterması kurmaya, vücut dinini anlamaya ve kullanmaya teşvik edebilir. Çocuğun paylaşmak, gülümsemek, selamlaşmak gibi sosyal alışkanlıkları anlamasına yardımcı olabilir ve bunların önemini her gün vurgulayabilirler. Hatırlayın, Aspergerli çocukların ilgi alanları çok kısıtlı olabiliyor demiştik. Aspergerli çocukları yeni ilgi alanlarına teşvik etmek için anne baba ve öğretmenler çocuğa yapmaktan hoşlandığı aktiviteye benzer farklı aktiviteler bulmaya çalışabilir. Mesela çocuk resim çizmeyi çok seviyorsa anne baba ve öğretmenler çocuğu yağlı boya veya heykel gibi sanatsal faaliyetlere yönlendirebilir.